arkadaş hoş musun? Dolu mu sana boş musun? Ayakların yan basit yoksa sen hoş musun? Şu derenin uzunu kıramadım buzunu. Aldım dadaş kızını çekemedim nazını. Evet şimdi spikeyi açıyoruz. Süreyi başlatıyorum. Süre mi var? Başlat. Ya kadının aklıyla oynama. Yok ablam o geçen seneydi. Bu sene süre yok. Geçen sene elime ayağıma karışıyordu. Bu sene rahat rahat silip süpürüyorum. Aralara gir aralara. İnce uç var vereyim mi? Yemin ederim seni içine çekerim ha şimdi bunun. Dış sesli azap gibi. Atife Hanım eşiniz en çok hangi huyunuzu sevmiyor? Benim panik huyumu sevmiyor. Nasıl yani? Niye panikliyorsunuz? Ben çok şey kaygılıyım. Panik atağım. Hastalık hastasıyım. Bir telefon çaldığında bile... Evet. Telefonu bırak. Alo dediğinde bile ben ne oldu? Birine bir şey mi oldu? Ne oldu? Hemen boğazım dönüyor. Acı haber bekliyormuş evet, gibi. Evet ben öyleyim. O da zor bir şey. Allah korusun. Yani ani bir kalp krizi bile geçirebilirsin. Olabilir. Düşünsene biri sana şaka yaptı. Atife abla. Abla. Ya, yapamazlar işte. Abla. Leğenler indirime girmiş aşağıki markette. Atife abla orada gitti zaten. Umurumda değil leğen gibi. Hayır en baştaki o ses tonuyla söylesin. Ama evet. Hayır şimdi mesela araba fren yapıyor çocuklar dışarıda. Ne olur ne olur birini arayın. Mesela büyük oğlum dışarıda olsun ambulans sesi geliyor. Aha kesin Mustafa'dır bu Mustafa. Hemen vuruluyor mu Mustafa böyle çatıdan af tövbe yarabbim. Ama ben işte o var. Azlık yer bir şey diyeceğim. Yani okul mesela çocuklar okul müdürü falan arasa sen hemen. Ben bir kere ne oldu biliyor musun? Küçük oğlum 8 ama 10 yaşında şimdi. O zaman da 6-7 aylık. Sonra telefon geldi. Efendim dedim. Ben dedi Mustafa'nın okulundan arıyorum. Hemen okula gelebilir misiniz dedi. Ben 6 aylık çocuğun üstüne kapıyı çekeyim, çıkayım gideyim. Evde bıraktın çocuğu. Evet. Gittim yarı yolda aklıma geldi. Tamam mı? Geldi. Ondan sonra Eltim Allah'tan böyle yan yana oturuyorduk sağ olsun. Onu aradım yenge dedim ben Burak'ı evde unuttum ağlar bir yere çıkar haberin olsun. Gittim okula düştüm hocam ne oldu? Dedi ki siz niye geldiniz dedi. Dedim hocam aradınız Mustafa'nın annesi. Hayır dedi biz Mustafa Güneş'in annesini aramıştık dedi. Yanlışlık olmuş kusura bakma. Ben pert, ben yok. Kadını ben, az ben, daha felç edeceksiniz. Yani çocuğu evde bırakıyorum. Yani doktor çocuklara dese ki işte bir ultrason çekmemiz gerekiyor. Bir şeyden şüpheleniyorum tamam. Elim ayağım boşalıyor. Bu bir travma yaşadın mı? Bu nereden geliyor? Çocukluğundan beri mi geliyor? Annen de mi böyleydi? Şöyle ben 12 yaşında trafik kazasından abimi kaybettim. Benim annem o zamanlar çok ağlardı, delirirdi. O ağladıkça ben köşelere sıkışırdım. Şimdi bazen böyle bir şey olduğunda diyorum ki ne olur ya çocuğunuzun yanında ağlamayın ya da onu yanınıza alın. Hani böyle anlatın ona şey yapın. Ben o travmayı çok yaşadım. Yani o hep bir korku. Ona o bende ben mesela psikoloğa falan gittim ama şey dedi geçmişte yaşanan bir şey. Yani bunun altında bir travma var. Yani bu korkunun altında bir travma var. Şimdi mesela diyorum ya bir ambulans sesi duysam böyle yapıyorum tamam mı? Arasanıza veya iki kişi sokakta kavga etse Mustafa'yı ara. Sude nerede? Bak o bakkala gitti gelene kadar ben telefonu evden elimden düşürmeyeyim. Allah'ın emri öyle. Şimdi Allah şöyle bir şey de var. Hani inanırsın inanmazsın bilmiyorum ama bir enerji var ya. Evet. Sürekli negatifliği çağırırsan o seni gelir bulur. Evet. Hayata biraz daha pozitif, pozitif. Biraz daha pozitif. Evet kadere önüne geçemeyiz ama sen iyi düşün ki iyi olsun. Enerjiyle kendine kötüyü çağırma. Kadir bak kötüyü çağırmıyorsun. Beyin seni yönetiyor gerçekten diyorum. Bir tarafın diyor ki bak orada bir şey olacak diyor. Geri tarafın diyor ki olursa olsun ama olmayacak. Evet sen ikisinin çatışması halindesin. İkisinin çatışması ama gerçekten Allah kimseye bunu vermesin. Yo, bu çok zor bir şey. Sen çok yorgunsun ama. Ha.
Ben o yoruyor sizi. Yani ben kaç şey, doktora gittim? Obsesiflik gibi bir de o da. Sürekli beynin seni yönetiyor. Sürekli beynin seni yönetiyor. Kaç doktora gittim? İlaç falan kullandım. İlaç falan kullandım ama sonra peki, ilacı eşin bıraktım. Eşin ne diyor bu konuda sana? İlk başlarda hastane. Hastane dolaşıyoruz. İğne vurun diyordu. Sakinleştirici vuru gönder. Artık öyle alıştı. Uyuştura. Ha, şimdi artık buram ağrıyor diyorum. Kadir kimse inanmıyor. Bir gün hastalık, yalancı çobana döndüm. Kız Allah korusun bir gün büyük hastalığın oldu. Geç kalırsınız vallahi. Gitmiyorum ki ben hastanelere. Gitme. Sen oralara gideceksin, daç psikoloji. Esrafı gördükçe daç psikoloji bozuyor. Gitmiyorum. Boş ver ama. En iyisini temizlik yapalım. Geçmiş, kafamızı dağıtalım. Ay ben bile şu an içim çekildi yemin ediyorum. Kendim acaba hasta mıyım diye düşündüm. Allah korusun. Korusun. Ne dedin anlamadım. Bak şimdi böyle sıkıyoruz ya biz bezi bak. Bele yıkıyoruz. Dur şimdi. Aha. Bez bele sıkılır mı Kadir? Evet. Bezen bele gıcıladığı zaman bak. He. Tamam. Ama kimi neydir bilirsin. Bir neydir? Bir de bu yok mu? Allah'ın seveyim. Evet en iyi. Ucu da ıslak kalıyor ha bele. Aha. Bir de şele dur, ediyor dur, baba. Şimdi, dur, bir de şele edenler var bak. Şöyle bez sıkıyor. Yok avuç ya yok. Da bak. Bele otur yıkamacıyı bir sıkması. Şimdi ondan sonra dur şimdi Kadir. Ha top etmiş bezi. Tamam. Hadi. Ama ele değil. Ele değil. Zaten bir insanın iş yapışı bez yıkayışından sıkışından belli olur. Bak, topluya topluya sileceksin. Bak, öyle yalap şalap değil. Bezi de göster, yerden çıkmadığını görsünler. Bak, kir çıkmadı yerden. Koltuğu gayet güzel, toz çıkmadı. Şunu da şöyle çekelim, tına alacağız bir tamam. De. Peteğin altını tut. Tut bakalım sen bunu. Yeter, bu kadarı yeter. Dur. Zorlama belini. Ver şimdi sen onu bana. Sen ye, dediğin yeri anladım Kadir. Demir. Bak, şimdi demir. Bak şu iki parmağı bele tuttun ya. Şöyle. Heh, bağlantı demiri anladım. Bunun heh. İçine aldım. Ama de gene de gösterdim. Bir de bunun ortasında bir kaynak demiri heh. Var. O. Bir daha bu arkada o. Sen işte gidip demirlere bak sen. Biz içini dışını sil. Sen gidip taktı bir köşeyi sil. Bak işte. Buralarını alacağız sen. Gördün? Yani ayrıntı detay orasıdır. Ben seni eledim sen gene... Yıka piteklerin ama buraları da al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.